takip ettiğiniz üzere Darıca AK Parti ilçe belediye başkanı adayı olarak Cumhurbaşkanımızın onurlarıyla, genel başkanımızın onurlarıyla Muzaffer Bey AK Parti belediye başkanı adayı olarak Darıca'dan gösterilmiştir. Bununla alakalı olarak tabii sizler de takip ediyorsunuz ama sizlerle bir araya gelmek, belediye başkanımızla, belediye başkan adayımızla birlikte sizlerle sohbet etmek, süreci değerlendirmek istedik. Arkadaşlar Muzaffer Bey 9 yıldır ilçemizde 9 yıldır ilçe başkanlığı yapmış. Kendisiyle beraber de yönetim kurullarında görev yapmış bir arkadaşıyım. Kendisi teşkilatımızın içinde, teşkilatımıza yıllarca emek vermiş bir arkadaşımız. Teşkilatımızdan bir arkadaşımızı, içimizden partimize emek vermiş bir arkadaşımız. Belediye başkan adayı olarak göstermesi de teşkilatlara ne kadar güvendiğini göstermiş. Sayın Cumhurbaşkanımız görevi şahsıma layık gördü. İnşallah bundan sonra daha da ağır bir görevi inşallah Cenab-ı Allah bizi altında ezilmesin. En büyük duamız o. Sayın Başkanımız Şükrü Bey'le beraber yaklaşık 9 yılımız beraber geçti. 9 yıl aynı sahada koşturduk. Aynı yaklaşık 9 yılda da 8 seçim geçirdik. Gariptir. Hemen hemen her senesi bir seçim. Referandumu bitti, halk oylaması, Cumhurbaşkanlığı, arada bir genel seçim. Bunların arasında 3 tane ilçe kongresi, 3 tane il kongresi, 4 tane genel merkez kongresi gibi dolu dolu geçen, başkanımla beraber dolu dolu geçen bir siyaset sahnesi vardı. Bu meyanda hamdolsun hem ekibimize hem kendimize güveniyoruz. Antrenmanımız var, sahada yüzümüz var. Vatandaşta Allah'a çok şükür gittiğimiz zaman daha dün olduğu gibi bugün de her zaman vatandaşta iç içe olduk. O minvar üzerine bir siyaset yaptık. Ben ümit ediyorum ki burada başkanımızla da beraber el ele kol kola bu seçim sürecini atlatacağız. Ben ümit ediyorum ki inşallah başkanımızdan aldığımız bayrağı biraz daha yukarılara çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. İlçe başkanımız söyledi, biz bu kentte doğduk, bu kentte büyüdük. Varımız yoğumuz bu kentte oldu. Yaklaşık 68'den beri Darıca'da ikamet ediyoruz. Yani benim doğum yerim burası. 1977 doğumluyum. Doğduk bu şehirde yaşıyoruz. Yani biz buranın cemaziyelerini de biliyoruz. Sağ olsun başkanımızla beraber bir sihirli el dokundu. Onunla beraber sahillerinden tutun da doğal gazından, altyapısından, üst yapısına varana kadar birçok değişimi hep beraber yaşadık. İnşallah bize de düşen, şu anda geçen hafta başkanımızla beraber de bir istişare yaptık. Önümüze bir proje çalışması yapıyoruz şu anda. Vatandaşa neler söz vereceğiz, neler yapacağız diye. Başkanımıza da istişaresi yaptık geçen gün. İlçe başkanımız, ilçe teşkilatımıza da istişaresi yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Tayyip Büyükadın Hocamızla da istişare ediyoruz. Bir mutfak çalışmasının içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda Darıcalı vatandaşlarımıza, Darıca'mıza önümüzdeki 5 yıl boyunca neler yapacağız, neler edeceğiz bununla alakalı bir beyanname hazırlığı içerisindeyiz. Ana maksadımız bu dönem hakikaten gönül belediyeciliği. Ciddi anlamda şöyle baktığımız zaman vatandaşın gündelik hayatına dokunacak, vatandaşın gündelik hayatını rahatlatacak, işlerin peşine koşacak. İnşallah bu beyannamemizle hep beraber sizlerin de karşısına çıkacağız. O gün de olacak inşallah. O beyanname hazırlıkları da yaklaşık maksimum bir hafta 10 gün içerisinde de ay başına kalmaz biter. İnşallah bu beyannameyle vatandaşımızın huzuruna çıkıp partimizin iktidarıyla alakalı destek isteyeceğiz. Almış olduğumuz görevimizi 2019 Mart, 31 Mart akşamı veya işte 1 Nisan şakası yapalım. 1 Nisan'da bu görevi tamamlamış olacağız. Dile kolay dedik ya, 15 yıl boyunca Darıca'mızda partimizin bize vermiş olduğu emaneti, milletimizin bize vermiş olduğu emaneti en güzel şekliyle yaparaktan bugünlere kadar geldik. Bugün yeni bir gün. Yeniden yollara düşme günü. Biz dava adamıyız. Sonuçta partimiz bizi görevlendirdi. 15 yıl burada hem partimize hem milletimize yakışır bir şekliyle bu görevleri yapabilmenin gayreti ve mücadelesi içerisinde olduk. Hamdolsun torbamız dolu. Önümüzdeki günlerde 15 yılın değerlendirmesini yapacağımız, kamuoyuyla paylaşacağımız
bir değerlendirme toplantımızda sizlerle birlikte icra etmek istiyoruz. Burada çok detaylı bir şekliyle 15 yılda gelinen noktayı, Darıca'nın günü ve bugününü sizlerle, kamuoyuyla, milletimizle tekrar hatırlayıp paylaşmak, sonrasında da 31 Mart akşamı yani 1 Nisan şakasını gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Burada esas olan bir bayrak yarışıdır, bir hizmet yarışıdır. Biz sonuçta aynı davanın, aynı siyasi hareketin içerisinde bulunan arkadaşlar olarak bugün görev tevdi edilen Muzaffer kardeşimize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Hiç kimse şunu beklemesin. AK Parti çok güçlü bir siyasi harekettir ve Türkiye'ye kurulduğu günden bugüne kadar çok önemli hizmetler yapmıştır. Ülkenin kalkınması ve gelişmesi anlamında büyük hizmetler olmuştur. Şehirlerin kalkınmasında da yerel yönetimler, özellikle AK Partili kadroların elinde bulunan şehirlerin nereden nereye geldiğini bütün Türkiye buna şahitlik etmektedir. Bu hizmetler devam edecek. Kişiler değişir ama görevler devam eder. O açıdan biz Darıca'da güçlü bir şekliyle bu seçimleri kazanıp devamında da bu hizmetlerin aksamadan yoluna devam etmesini, milletimizin bu hizmetleri almasını, devam etmesini arzu ediyoruz.